Merhabalar. Bu videoda Kali Linux işletim sisteminin kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi Kali Linux bir Linux dağıtımı. Şöyle Kali Linux yazdığımız zaman şöyle ana sayfasına gidelim. Bakın şöyle bir işletim sistemi var. Genellikle ağ saldırıları için, bir yerleri hacklemek için ya da siber güvenlik için en sık kullanılan işletim sistemi kali linux aslında temelde debian tabanlı e, atıyorum Ubuntu ya da benzeri debian tabanlı işletim sistemlerinde kullandıysanız onlarla da benzer şeyleri yapabilirsiniz ancak kali Linux'ta da e, bu yapacağınız hack saldırılar vesaire beraberinde yani bununla ilgili araçlar beraberinde geldiği için ek paket yüklemenize de gerek yok kali linux ile bu işleme kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Buradan download sekmesine girdiğimiz zaman e, işletim sistemini yüklemek için şurada ISO dosyaları mevcut. Bir de bunun haricinde bakın şurada hazır paketler bulunmakta. VirtualBox ve VM, e, şu VMware Workstation ile ilgili işletim sistemine kuracağınız işletim sistemine uygun olan paketi buradan indirip kur kurabiliyorsunuz. Bakın şurada Offensive Security sayfasına gidiyor. Bu da e, Kali Linux'un bu Linux'u oluşturan firmanın web sayfası. Şöyle tıkladığınızda bu siteye gidiyor. Buradan indirebilirsiniz. Şayet indireceğiniz VMware Workstation imajları içinse şuradan indiriyorsunuz. VirtualBox imajları içinse buradan indiriyorsunuz. Ee, diyelim ki. 64 bir sistem kullanıyorsunuz. Şuradan torrent'e tıklayarak ya da linkin üzerine tıklayarak bakın ova uzantılı. Normalde bu imaj dosyaları iso uzantılıdır. Şunlar gördüğünüz gibi şu altta yazıyor. Üzerine gelince live cd'si kurulmadan çalışan. Şunu normal sisteme kurabilirsiniz. Yine sanal makineye kurabilirsiniz. Ancak biz burada ova dosyalarını indirerek hazır kurulmuş ayarları yapılmış sisteme direkt sanal makineden çalıştıracağız. Tabii bunu yapmak için şurada BIOS Virtualization seçeneği var. Bilgisayarınızın BIOS'una girdiğiniz zaman ee, sanal makineyi kullanmak için farklı anakartlarda farklı görüntüleri var. Bunların tabi kendi anakartınıza girip e, bunun e, normalde Disable olarak geliyordur. Muhtemelen girerek şuradan Enable haline getirmeniz lazım. Yoksa sanal makineyi çalıştıramazsınız. Ee, şöyle bakın. Değişik BIOS'lar için. Değişik şekilde. Şu normalde Disable olarak geçiyor. Ancak siz bunun üzerine tıklayarak BIOS'a girerek e, Enable hale getirebilirsiniz bu işlemden sonra. Artık sanal makineyi de bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. E, şuradaki sürümü indirdiğinizi varsayalım bilgisayarınıza. Ben indirdim. Şurada hazır. E, arşiv klasöründen de çıkardım. RAR klasöründen. Şu şekilde e, elimizde dosyalar oluyor. Şurada gördüğünüz gibi 3.3 GB. Bunu e, cihaza aktarmamız gerekiyor. Bakın şurada cihazı içeri aktar seçeneği var. Yerel disk sistemini seçiyoruz şuradan. E, yoksa bunu yapamazsanız eğer e, bütün adımları tek tek internetten Kali Linux kurulumu şeklinde de aratabilirsiniz. Bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Şurada Kali Linux. Bu işlemi yaptığınızda ise şöyle e, herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok ama bilgisayarınızın performansı çok iyi değilse ana makinenizin yani i7 makineniz yoksa i3 falan varsa bunu tek çekirdek yapabilirsiniz. Yine RAM'iniz düşükse 1 yapabilirsiniz. Benim sistem konfigürasyonum bunun için gayet uygun fazla fazla ben buradaki ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmıyorum sonrasında iç aktar seçeneğini seçiyorum bakın e, yüklemek istiyor musunuz dedi evet dedim e, sonra da bu disk imajını bilgisayarımıza hazır paketi kurmaya başlıyor aslında burada Acronis'in yaptığı gibi imaj alma işlemini komple atmış oluyor. Video tamamlansın sonra devam edelim. Evet kurulum tamamlandıktan sonra şu şekilde bakın 64 bit güç kapalı diyor. E, yükledikten sonra başlat seçeneğine basarak e, sanal makineyi başlatabilirsiniz. E, Tabi burada bilgisayarınızın performansına bağlı olarak e, biraz sürebilir. E, buradaki önemli bir nokta Kali e, Linux daha doğrusu sanal makineyi bilgisayarınıza çalıştırmak için bu şekilde e, normal HDD'ler çok ağır çalışıyor. Zaten hani Windows e, hard diski bayağı bir meşgul ediyor. Bir de sanal makineyi çalıştırıp ikinci işletim sistemini de aktif hale getirip çalıştırdığınızda e, bayağı bir sisteminizi yoracaktır. SSD kullanmak mantıklı bu şekilde 4-5 tane sanal makineyi yan yana çalıştırabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Evet şöyle sistem açıldı. E, eski Kali Linux'ları varsa elinizde kullanıcı adı root şifre tour olarak yani tam tersi root'un olarak girmeniz gerekiyordu. O zaman sizi süper kullanıcı olarak karşılıyor. Yalnız e, bu Kali'nin 20. sürümünden itibaren Kali Linux'un daha doğrusu 2020 sürümünden itibaren hatta ikinci partından itibaren bu root ve Tor denilen şifreyi artık kabul etmiyor. Sisteme girmek istediğinizde hata verecek. Burada her ikisine de Kali yazıyorsunuz. Tabii Türkçe karakter henüz yok. Tekrar Kali diyoruz şöyle. İkisine de Kali yazıyoruz. Bu şekilde e, bize normal bir e, yetkili kullanıcı veriyor. Administratör olarak vermiyor. E, güvenlik nedenlerinden dolayı. E, bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir arayüzü geldi sistemin. Evet bu şekilde e, Kalinin arayüzü. Son olarak bir internet şuradan kontrol yapalım, web browserımızı açalım. Sonrasında videoyu tamamlayıp bir sonraki videoda e, kısaca kullanımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle Google'a girmeye çalışalım bir de. Evet bakın girebiliyoruz. Şu anda internet var. Eğer tüm adımları bahsettiğim doğru yaptıysanız bu şekilde sistemin açılıp internete girmesi lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.